Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'aqibatu lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bana Allah-u Teala'nın fazla merhameti bilen Şaban ayı nihayesi getirip mübarek, hemimiz arzu kütken Ramazan girip geldi. Mübarek olsun. Müslüman adam Ramazan şerefini kilişliği bilen cıdır kat kuvanadı. Çünkü bu ayda Allah-u Teala'nın müminlerine boyun rahmeti, ularına boyun fazla, kerami, kançalık katta buluşuğunu biledi. Bana şuna sana sıkıladı, elbette kursan buladı. Faraz kılın bir hanadanga bir pul sarıp kılınsa, ota kütküzan bekken tamını yapıp aldı. Bana ki 10 bin sonra sarıplar tamını yapıp aldı. Kanka kovanadı. Katta bir gamını, katta bir taşmışı kötarıldı, kursan buladı. Lekin 6 gekirgen bolacası gibi bunlar ise kovanç bağışlamaydı. Çünkü bu nöyüşü var tam bilen. Şimdi üye bir 5 bin sonra bir de pilis hesabı verdi bu ata. Ayalı kovanadı. İşim yengil oldu deydi. Lekin bu ege bala ya bunun yan farkı yok. Çünkü bunu ne meşe var, uydu tozalaştıydı. Çünkü bu balanın kalbi özüge has narsalar bilen, başka narsalar bilen kuvanadı. Erzimegen 2000 son gibi bir velosiped haberi adı yanbası bana çünkü kuvanadı. Ne meşe de siz, bu balanın kalbi de anayşı ve lasab ki bu yan muhabbet var. Kuddu şimdi hoşa geldik. Lillahil mesalul a'la. Ramazan kirganda bir insanlar var, umuman parvoz palak. Demek ularda kalbida Ramazan yok. Allah'a bugün muhabbet, Allah'a bugün iştiyak yok. O için kursan bunu yaptı. Yani kimdir? Kimdir? Ramazan kelişini intikli bulan kütadı, kirganda kuvanadı. Kimdir? Yüreği sıkıladı. Hullas, Ramazan'ın kirişi siz bilen bizi kuvantırırken bulsa, elhamdülillah. Eğer Ramazan'ın kelişteki sizden biz yok mu? Farkı bu mekan olsa istiğfar edelim buradadır. İstiğfar edelim. Çünkü 12 ayda içinde hiç kaysa ayda Ramazan ayda Müslüman yerken fazla merhamet yetmeydi. Kursan bol yap bizim Ramazan'a. Bana inşallah bana şu 30 gün barakatlı keçelerini, barakatlı günlerini evvel gizli oturup biz. Bana bugünden inşallah bir sıdkı dilden azmi kararlıdan niyet kireyelik ki parvardigar Ramazan çıkıp özünü günahlardan tozalagan bandalar kotor gemeni yem koşkin. Meşhur hadis, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem minberge kütarlayatıp amin dediler. Amin, amin. Üç ümmette tekrarladı meşhur sözünü. Sahabalar bu aminin sebebini sorgenlere de meşhur hadis. Her Ramazan'da aytamız, lekin tezkir-i babadan tekrarlayemiz. Demek üç ümmette amin dediniz. Degenlerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birincisi deneme dedi. Demek üçün amin dedi. Sizi ismi zikir kılınganda sizge salavat atmagan aytmagan adamın burnu yerine iş kalsın amin deyin dedi Cibril, men amin dedim. Demek Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ismi zikir kılınganda aleyhissalatu vesselam sallallahu aleyhi ve sellem demek adam burnu yerine iş kalsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua kıyandı. İkinci madde amin deyişliğinin sebebine mi oldu? Bitti. Ya ki ikkala ata anası tirik turgan bir farzand. Şular tiriklik davrida onların dualarını alıp cennetine özüge lazım vacip kovamagen farzandını burnu yerge işgalsın. Amin deyin dedi Nebi Cibril aleyhisselam. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amin dediler. Üçüncü amin deyişliğin sebebi Ramazan ay kirse yok. Ramazan ayını barakatıdan faydalanıp ibadet bilen şugulanıp özünü günahlarını ketkizip özünü cennetiler kotarıya koşu olmayan adam harb olsun, burnu yerge işgalsın, amin deyin dedi Cibril aleyhisselam. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler, amin dediler. Bana şimdi bir barakatli, buradalar barakatli mübarek ayda durup biz. Kadirge yeteylik. Kaya adam bilesiz, ihtimal ahirge Ramazan'dır bu siz için. Şu savalda özge verin, ihtimal ahirgesidir. Çünkü bu ayda kılıngan ameller, başka ayda kılıngan amellerden 70 beraber savabı köp buladı.
bu oyda qilingan nafil ibodatlarning ajri farz amallarning ajri bilan barobar bo'ladi. G'animat bilaylik, g'animat bilaylik. Ramazon ro'zasi. Alloh taolo Qur'onda astagfirullah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sizlardan avvalgilarga, ya'ni avvalgi ummatlarga farz qilinganidek sizlarga ham roza tutishlik farz qilindi, shoyat taqvodor bo'lsanglar. Shart bitta, taqvo sifatini o'zimizda paydo qilishlik. Agar biz yemasak, ichmasak, kunduzi aloqadan tiyilsak u, ammo g'ibat, til zinosi, ko'z zinosi, boshqa gunohlardan tiyilmasak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Rubba soimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-atash." Shunday ro'zadorlar bor degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ularda ro'zadan topgan foydasi och qolgani-yu, chanqagani, ularga ajr yo'q. Chunki boyagi yeyish ichishdan aloqadan tiyildi, ammo boshqa gunohlardan tiyilmadi. Demak, taqvo sifati topilmadi bu odamda. Demak, bu odam ro'zasi ro'za emas. Yani şimdi bir namazda kayın bo'ladigan insanlar var. Onlar da namazdan topgan narsasi uyqusidan qolgani xolos. Şunun için yemeyapmiz, içmeyapmiz, aloqadan tiyilyapmiz mi? Endi bu ommaning ro'zasi. Hamma shunaqa ro'za tutadi. Ommatun nas. Ommatan odamlar shunaqa ro'za tutadi. Endi xos odamlarning ro'zasi bor. Ikkinchi sorti ro'za bu. Xos odamlar kim desa, yemeydi, içmeydi, aloqa qilmaydi va a'zolarini ham ro'zasini tutadi. Ko'zini tiyadi, qo'lini tiyadi. Bu ikkinchi. Endi eng oliy roza kim desa, xossatul xususlarning ro'zasi. Bular yemeydi, ichmeydi, aloqa qilmaydi. Ko'z, qo'l, oyoq a'zolarini ro'zasini tutadi hamda qalb ro'zasini ham tutadi bular. Ular gunoh qilishni xayoliga ham keltirmaydi. Biz mana shu ro'zaga harakat qilishimiz kerak. Qalbimiz musaffo bo'lsin, gina kudurat, hasad shunga o'xshagan dardlar qalbimizda bo'lmasin. Ramazon oyi g'animat. Voy qariyalar, akalar, mana shunday qilib do'pini bitta aylantirsak, bir yil o'tibdi. Yanacha yarim aborot qilaylik-da, haj bo'layotgan bo'ladi. Umr juda tez o'tyapti, e'tibor beringlar, e'tibor beringlar. Shuning uchun g'animat. Shuning uchun g'animat. Nabiy sallallohu alayhi vasallam siz bilan bizga roza tutishligini mana Parvardigorini kitobidan o'qib farz ekanligini bayon qildi. Ro'zani orqasida hikmatlar juda ko'p. Bizgacha ro'za tutsang anaqa bo'lasan, ro'za tutsang manaqa bo'lasan degan dunyodagi manfaatini eshitib turib tutmaylik ro'zani. Juda ko'p manfaatlari bor. Ayrim hikmatlarni aytib o'tamiz, kifoyalanamiz. Ro'za Alloh taolo uchun qilingan eng ulug' ibodatlardan. Hadis Qudusida Alloh taolo aytgan, odam bolasini hamma qilgan amali o'zi uchun, faqat ro'zasi men uchun. Mukofotini faqat o'zim beraman dedi. Undan keyingisi, eng katta axloq maktabi. Ramazon ro'zasi nafsni sindirishlik uchun olib boradigan eng katta jang. Nafsni tarbiya qilishlikni eng katta jangi. Ro'za orqali inson omonatdorlik degan sifatini o'zida rivojlantiradi. Hech kim ko'rmayotganda ham Alloh ko'rib turibdi degan ihson degan sifatni o'zida paydo qiladi. Ro'za orqali mana endi inson sog'lom bo'lishiga aytilgan. Sumu tasihhu degan Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ro'za tutinglar, sog' yurasizlar. Voy, zo'r dori. Bu faqat sog'lig'ingizni ehtiyot qilish emas, kasalliklarni davolashlik ham zo'r dori. Ini, necha pul deng? Necha pul ketadi ro'za tutgan? Bitta ukolni palon pul desa shunda dori bo'lar ekan. Yana qarang, shuni ham qilib ko'raylik-chi deydi tabib ham. Sizga qanaqa rezultat berar ekan deydi. Bitta ukolni palon pulga, bitta tabletkasini palon pulga olib yeydi, ammo ro'zachi? Hozirgi kunda ham mana zamonaviy tabobat ana shu dorini hadeb say olmasdan organizmda o'zini o'zi davolashligiga yo'l ber, kamroq ye, roza tut, och qolsang organizming o'zini o'zi davolaydi degan yangi uslubda aytyapti. Ha, Nabiy sollallohu alayhi vasallam 1400 yil burun sumu tasihhu deb qo'ygan ekanlar. Roza tutinglar, sog' bo'lasizlar. Ikki og'iz gap. Arab tilida ikkita sumu tasihhu, ikkita so'z.
Roza tutuyla sağlam bulasılar. Yani boyaga aytganimni qaytaraman gapimni. Biz sog' bo'lish uchun roza tutmaymiz. Biz Alloh bizga buyurganligi uchun tutamiz. Uni yoqda keladigan hikmatlar Alloh taoloning bizga bergan fazli. Inson roza tutishlik bilan havo nafsini shunday bo'g'zidan oladi. Chunki doim nafsingiz xohlaganishni qilaverishligingiz bilan nafsingiz quliga aylanib qolasiz. To'g'rimi? Endi nafs qayerga boradi? Inna nafsa la ammaratun bisu. Albatta nafs insonni yomonlikka boshlaydi. Qara endi dinimiz nimaga buyurgan bo'lsa, nafs shuni xohlamaydi. Ramazonning foydalaridan Ramazon ro'zasini tutarkanmiz shaytonni bo'ynini qayraymiz. Chunki bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, insonni qon tomirlarida yurishlikka Alloh taolo ruxsat bergan shaytonga. Shundaymi? Mana shu ovqatni oz yeyishlik bilan mana shu tomirlar qisqarar ekan, shaytonning yuradigan yo'li ham qisqaradi. Va har bir holatida mu'min odam Alloh taolo uni kuzatib turishligini his qilib turadi. Yolg'iz uyga kirasiz, muzdek suv turadi, chanqagansiz, hech kim ko'rmaydi. Nima kechmaysiz? Nima kechmaysiz? Kim to'siyapti? Bir xoblam ichib oling. Kim ko'rib o'tiribdi? Ertaga bir xoblam ichasiz, men endi 16 soat roza tutaman ekan. Dinimiz yengillik ustiga qurilgan-ku. Yassiru va latu asiru degan payg'ambarimiz. Dinni yengil qilinglar, kel bir xoblab. Nima kechmaysiz? Endi maza qilasiz ichmasdan-chi. Ha? Yomon maza qilasiz, chunki nafsni sindirganligingizdan, shaytonning bo'ynini uzganligingizdan xursand bo'lasiz. Qarang, o'zingizni qiynab maza qilasiz. Nima uchun bo'lyapti bu ish? Alloh roziligi uchun bo'lyapti. Va oxirida aytamiz, inson bolasi o'zida farishtalarda bor bo'lgan sifatlarni ham bir muddat paydo qiladi. Farishtalar yemaydi, farishtalar ichmaydi, farishtalarda erkak ayolli aloqasi yo'q. Inson bo'lib turib, mana shu bir tabiiy g'arizalari bor bo'lib turib, mana shunga ehtiyoji bo'lib turib, o'zini ixtiyori bilan bu narsalardan man qiladida va Parvardigorning farishtalarda bor bo'lgan sifatlarini o'zida bir muddat paydo qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyatidan yana hadis. Rasul aytadilar: "Utiyat ummati xamsa xisolin fi Ramazon, lam tu'taha ummatun qablaha." Meni ummatimga Alloh taolo Ramazonda 5 xislatni berdi. Boshqa biror bir avvalgi ummatlarda bu narsa bo'lgan emas. Siz bilan bizda bor bu narsa. Halufu famis soim atyaba indallohi min rihil misk. Ro'zadorning og'zida chiqqan hid Allohning nazdida mushki ambarning hididan ko'ra xushbo'yroq. Qani xunuk narsa o'zi. Odam ovqat yemaganda og'zidan bir noxushlik keladi, ammo Alloh uchun tutib qiyanayotgan kishini og'zidan chiqayotgan noxush hid ham Alloh uchun mushki ambarning hididan yoqimliroq bo'ladi. Ularga, ro'zadorlarga to iftor qilgunlariga qadar maloikalar istig'for aytib turadi. Farishtalar siz bilan bizni gunohimizni Alloh kechirishligini duo qilib so'rab turadi. Uchinchidan, Alloh azza va jalla har kuni jannatga aytadi: "Solih bandalarim mashaqqat va azorlardan qutulib senga kelishlariga oz qoldi" deydi. 4-chidan, u kunda shaytonlarning ashaddiylari zanjirband qilinib, boshqa payt qilib yurgan ishlariga erisha olmaydilar. 5-chidan, Ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning gunohlari mag'firat qilinadi. Mana o'sha Ramazonni birinchi kechasida o'tiribmiz. Ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning hamma gunoh kechiriladi. Birodarlar, bir yilda to'planib qolgan bo'lsa gunohlarimiz. Aniq ishonaylik, Alloh taolo yuvib tashlaydi. Shunda, ya Rasululloh, u Qadr kechasida bo'ladimi shu ish deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Yo'q. Xizmatchi qachon ishini tugatsa, uning haqqi to'la qilib beriladi" dedi. Bugun ro'zani tutdingmi? İftar vaqti bo'ldimi? Bir kunlik roza tugadimi? Alloh taolo gunohni yuvib kechiradi. Gunohni yuvib kechiradi. Kim Allohning rahmatiga, mag'firatiga muhtoj emas? Demak, mana shunday bir muborak oyning muborak birinchi kechasida o'tiribmiz.
Keliler bir özümüzge bir ahd kılaylık. Taravih namazlarının birortasını kaldırmayalık. Kur'an talavatı da hazır bo'laylik. Eğer okuştu bulmasak, taqatımız bulmasa, örgenmegen bulsak, en kemde sami bulup bana şu sahabkege bo'laylik. Çünkü kıyamette insan bitti Subhanallah'da sahabıya muhtaç bo'ladi. Bitti sahabke. Ana şu kadri keçesi turma geldiğinde, taravihlarda turma geldiğinde insan katlı pişeymanlar yiydi. Bana burada özümüzge bir ahd verelik, vada verelik, ineci yoşlar, mana haqiqi ro'zadorlar sinaladigan kunlarda tutyapmiz. Hamda aytinglar, kuch quvvatga to'lgan paytingizda keldi. Mana shu kunda tutdingizmi? Endi qishda tutish, bahorda kuzda tutish hech narsa emas. Mana o'zimizni sinaydigan payt keldi. O'zimizni sinaydigan payt keldi. Uddasidan chiqamizmi, yo'qmi? Alloh taolo bu oyni hammamizga barakotli qilgan bo'lsin. Hammamizga Alloh taolo sabr bersin. Amallarımızı kabul etsin, devam etsin, hem de ihlasını bergen olsun. Akulu kavli hâda ve astaghfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.